Sebastian Vettel'a oynamıyorum. Verstappen'in özellikle Red Bull Honda'nın büyük geri dönüşü diyelim ya da Mercedes'in düşüşü, McLaren Mercedes'in hafif yükselişi, Ferrari'nin kendine gelmesi yarışı 71. yılında bir önceki yıla göre daha heyecanlı hale getirdi. Evet, bu yarışla ilgili ne hatırlayacağız? Son 10-15 turu hatırlayacağız. Strateji penceresinin çakıştığı, çarpıştığı, lastik tercihinde Mercedes'in Red Bull'u hataya zorladığı ikinci pit stoplardan sonra, son bölümde Verstappen'in Hamilton üzerine baskı kurduğu, sonra ona yol vermek zorunda kaldığı kural garipliği aklımızda kalacak. Ama aklımızda kalmaması gereken birçok detay da yok değil. Bir kere Ferrari bu sene belli ki bir iki podyum yapacaklar ama yine de hızlanamıyorlar. Yani çok da güçlü değiller. Çok zor durumda değiller. Yani Q3'e kaldılar en azından. Q3'e kalmaları bile o heyecan verici oluyordu. Q2'de kalıyorlardı. Bu çok büyük bir başarı bana kalırsa. Büyük bir gelişim. Ya da şöyle, bazı istatistikler var. Yeni kurallara göre en az hız kaybeden Ferrari olmuş. 0.5. Sadece 0.5 saniye geri kalmışlar. Mesela geçen senenin popüler takımı Racing Point'in 2.2, Mercedes'in 2.5 gibi ölçülen, yine 1.5 Red Bull'un hız kaybı gibi rakamlar var. Bahreyn'den çıkan rakamlar bunlar. Dolayısıyla Ferrari yeni kurallara uyum sağlamış ya da Ferrari'nin güç ünitesiyle Honda'nın güç ünitesi yeni düzenlemelerle birlikte daha iyi bir otomobil olmasını sağlamış takımların. Mercedes ise biraz gerilemiş. Tabii ki DAS sisteminin yasaklanması, DAS'tan elde ettikleri o ekstra avantajı kaybetmeleri de mühim. Dünü öyle hatırlayacağız. Tabii dünü ya da hafta sonunu hatırlarken başka şeyleri söylemenin de zamanı geldi sanıyorum. Michael Massey, yarış direktörü. Yeni yarış direktörü oldu biliyorsunuz. Bu Formula 1 dünyasında şöyle bir sıkıntı var. Aslında Formula 1'de eskiden çeşitli köşelerde, cornerlarda, şikanlarda hakemler olur ve orada yaşanan herhangi bir kural dışı hareketi kuleye bildirir, komiserler kuruluna bildirir, yarış direktörüne bildirir. Ceza verilip verilmeyeceği veya bayrakların nasıl sallanıp sallanmayacağı konusu anında karara bağlanırdı. Zaman içerisinde teknolojiyle birlikte oraya dedektörler koyulmaya başladı. Elektronik dedektörler. Yani otomobilin veya pilotun yaptığı hata otomatik olarak anında yarış direktörüne gidiyor. İşte o tuşa basarak da kararı veriyordu. Türkiye'de de yaşandı bu. Oraya koyduğunuz dedektörler bir yanıyor bir sönüyor. Ya bunu iptal ettim deyip başka tarafa gidiyorsun. Yani insan unsurunu, hakem unsurunu, pist adamı unsurunu yok edersen Formula 1'in ruhunu iyice alırsın. Elektronikle zaten aldın bunu. Bu oldu. Bahreyn haftasında 4. virajda tekerlerin 4'ününde alanın dışında kaldığı her turun iptal edileceği kararı verildi. Ve sıralama turları içinde Perez'in oradan avantaj sağlayarak elde ettiği tur iptal edildi. Son bölümlerde attığı turlarla stratejiyi değiştirdiler. Lastiklerini medium yaptılar. Geriden başladılar. Yani 11. sırada ancak yer alabildi kendisi. Yani onu korudular. Bu lastik stratejisi üzerinde durmak istemiyorum. Ama mesela orayı Perez için 4. virajdaki kendine avantaj sağladığı, ceza yediği o virajı eğer ceza vermeden aynı Hamilton hadisesinde olduğu gibi değerlendirseydiniz Perez üst sıralarda yer alacak. Yarışın kaderi değişecekti. Belki startı kazanacaktı. Belki takım arkadaşına avantaj sağlayacaktı. Dolayısıyla yani bir kural ya vardır ya yoktur. Ya siyahtır ya beyazdır. Mercedes takım patronu Toto Wolff da aynı şeyi söylemiş kazanmalarına rağmen. Bu bir Shakespeare romanı değil demiş yani. Bir şey ya vardır ya yoktur. Çok acayip bir durum. Çok acayip bir durum. Ne oldu? Mesela görüntülerle sabit. Lewis Hamilton tam 29 defa yarış içerisinde 4. virajda dışarıdan içeriye giriyor. Max Verstappen de Lewis Hamilton'ı yakalayıp geçtiği anda oradan önüne geçiyor. Sonra bu konuyla ilgili telsiz konuşmaları var. Max Verstappen'e avantaj sağlayarak öne geçtin. Lewis'e yol ver diyorlar. O da Lewis'e yol veriyor 53. turda. Geriye kalıyor 3 tur. Bu 3 turda Lewis savunma yapıyor ve Max'in onu geçmesine engel oluyor. Sezona galibiyetle başlıyor. Sonrasında Max diyor ki yani bu nasıl bir kural? Bu saçma kural. Lewis Hamilton da katıldı bu kuralın saçmalığına. Ne oldu? Eğer dedi bana geçme deseydiniz, bırakma, yol verme deseydiniz ben 5 saniye farkı açardım, 5 saniye ceza alırdık. 5 saniye ceza, 5 saniye ceza alırdık ama hala önde olurdum ve işi bitirirdik. Haklı Max Verstappen. Ancak kuralın ortada değiştirilmesi garip. Yarış direktörü tamamen Bahreyn Grand Prix'sinin sonucunu etki etti. Ama şu var, iki tane otomobil kafa kafaya gidecekler. Belli ki Max Verstappen ile Lewis Hamilton, yani bir dönem 2000'lerde izlediğimiz Mika Hakkinen Schumacher
rekabeti gibi bir rekabete biz hazırladılar. Mercedes yıl içerisinde gelişim gösterebilen bir takım. İyi bir organizasyon var. Toto Wolff çok iyi bir strateji ekibi kurdu. İyi bir stratejist, iyi bir takım patronu. Red Bull'da Christian Horner gibi yani efsaneleşen, dünya şampiyonlukları almış bir adam, Adrian Newey gibi bir otomobil dehası var. Orada da çok iyi bir organizasyon var. Şu anda başlangıç itibariyle çok yakın olduklarını görüyoruz. Eğer Mercedes 5-6 yarış içerisinde eski performansına kavuşursa hafif öne geçer ama domine edemez. Ben baş başa gidecekleri bir sezon bekliyorum. Max Verstappen'le Lewis Hamilton'ın sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacaklarını, ikinci pilotlarının da çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani Perez, Max Verstappen'in işini zorlaştırabilir. Orada büyük gerginlik olabilir. Ama Bottas'ın Hamilton'ın işini zorlaştıracağını düşünmüyorum. Ama birbirlerine ya da birinci pilotlara yardım konusunda en iyi yöneten kişileri, en iyi yönetenler başarılı olurlar. Yani Horner ikinci pilotunu yani Perez'i Toto Wolff'un ikinci pilotu olan Bottas'a göre daha iyi yönetebilmesi lazım. Sebastian Vettel, Mark Webber mücadelesini hala hatta benim anlatımımla hatırlıyorlar Formula 1 severler. Sebastian Vettel! İşte bunu anlatıyordum. İnanılır gibi değil. Dolayısıyla ikinci pilotların katkısı çok önemli. Hatta dün Max Verstappen'le Lewis Hamilton önde koşarlarken arkadan bir anons geldi Bottas'a. Ön tarafta her şey olabilir, sen aportta bekle, sakin ol. Yani çarpışırlar, bir şekilde lastik patlatırlar, dışarı çıkarlarsa sen kazanacaksın diye. Dolayısıyla bu tip durumlarda ikinci pilotun da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama teknik anlamda Mercedes gerilemiş, Honda'nın güç ünitesi gelişmiş, otomobil gelişmiş, Ferrari'nin güç ünitesi güçlü gözüküyor. Mercedesler sezona iyi başlamadılar. Sadece McLaren organizasyon yapısını da değiştirdikten sonra Ricardo gibi tecrübeli bir pilotla, Norris gibi yetenekli bir pilotla iyi işler yapacağını gösterdi. Sebastian Vettel çok büyük bir hayal kırıklığı. Otomobilde kendini yabancı hissettiğini söylemiş. Hala yabancı hissediyor kendisini. Ferrari'de de çok kötü sezonlar geçirdi. Büyük bir hayal kırıklığı eğer soruyorsanız onu Vettel'den başka bir isim vermem. Mick Schumacher'in içeride olması, yeniden MSC isimlerinin orada yer alıyor olması heyecan verici, güzeldi. Yani reji bir kere bile göstermez mi? En çok ona takıldım ben. Uluslararası reji Mihal Schumacher'ın oğlunun yarıştığı an. Tabii en geriden geldi ama kendi limitleri doğrultusunda doğru kullandı, doğru bir noktaya gitti. Net söyleyeyim. Mick Schumacher gelecekte iyi pilot olacak ama acı çekmesi gerekiyor biraz. Haas zaten çok hızlı bir otomobil değil. Çok büyük yatırım yapmadılar. Çok büyük bir gelişim kaydetmediler. Sanki orası bir eğitim programı gibi. İki çaylak. Mazepin'den zaten çok fazla bir şey beklemiyorum. Biraz agresif kamikaze görüntüsü var. Pek de sevilmiyor magazinel olarak yaşadığı ve magazine düşen haberler özellikle. Ayrıca WADA, doping, Rusya, kazansa Rus milli marş çalınmayacak, Rus bayrağı kullanılmıyor. O yüzden biraz antipatik çıktı. Çocuk biraz o anlamda da şanslı sayılmaz. Ama Mick Schumacher'in en azından kendini geliştirmesini salık veriyorlar çevresindekiler. Kendini geliştirecek. Haas'tan bir şey olmaz yani. Olmasına kimse beklemiyor zaten. Tsunoda'yı çok beğendim. O da Honda motoruyla yarışıyor. Düşünsene Kimi Raikkonen'le Fernando Alonso 2001 yılında Formula 1'e ilk adım attıklarında 9 aylıkmış. Yani en küçük yaşlı pilot. Aynı zamanda 1.60'lık boyuyla en kısa boylu pilot. Otomobil iyi. Alfa Tauri, Honda iyi. Honda çok başarılı bir iş çıkartıyor orada da. Takım arkadaşı Gasly çok iyi bir pilot. Geleceğin iyi isimlerinden birisi. Onun yanında hem öğrenecek hem başlangıç itibariyle bir kamikaze olmadı. Yani bir Sato çıkmadı karşımıza. Zirveyi onlar da en azından üçüncülük mücadelesinde McLaren ve Ferrari ile onlar da var olacaklar kanımca. Evet, Ergin Keleş golcü bir futbolcu ve çok tabii futbolun dışındaki sporlarla da ilgileniyor. Bana Twitter'dan bir mention attı. Abi biraz Ferrari ve Mick Schumacher ile ilgili de senden bir şeyler bekliyorum diye. Ben de çok romantiksin diye ona cevap yazdım. Ferrari bu sezonun en azından taraftarlarını geçen seneye göre üzmeyecek takımı. Bilhassa Leclerc'den çok fazlasını bekliyor. Formula 1 severler ya da Ferrari severler, tifoziler. Sainz'ın babası mentörü, aile tamamen motor sporları gurusu. Bakalım kim kazanacak ama ben sezon itibariyle çok iyi bir başlangıç yaptığımız kanaatindeyim. Bir rekor kırdı. En çok lider gitme bir tur içerisinde ya da tur olarak en çok lider gitme rekorunu Mihal Schumacher'den aldı Lewis Hamilton. Daha sezonun başı, sezon sonuna kadar en çok lider gitme rekorunu herhalde bayağı bir açacaktır. Yani şu anda bu rekoru 5112 turla, yani 5111'di, 5112 ile kırdı. Tabii 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 üzerine de koydu. Bu rekor kolay kolay kırılacak bir rekor değil gelecek yıllarda. Bugünlerde piste ilk çıkan rookie'ler gelecekte ancak onunla mücadele edebilirler diye düşünüyorum ben. Harika bir sezon bizi bekliyor. Can atıyorum İtalya'daki, Imola'daki sezonun ikinci yarışı için.